Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İbn-i Hacib Hazretleri kelimenin tarifini yaptı. El kelimetü lafzun vula'a limanen mufredin dedi. Cami Hazretleri de Abdurrahman El Cami Hazretleri de bu tarif üzerinde yapılması gereken açıklamaları yaptı. Şimdi geldik ve min havasihi noktasına geldik. Diyor ki velemma feraga min beyan haddil ismi. İsmin tarifini beyandan fari oldu. Erade en yezküre ba'da havasihi. İsmin bazı hasselerini, özelliklerini anlatmayı murad etti. Şimdi ismin tarifini yaptı. İsmin tarifini yaptıktan sonra bazı özelliklerini anlatmayı murad etti. Neden? لِيُف۪يدَ زِيَادَةَ مَعْرِفَةٍ بِه۪ Yani tarif ile beraber biz ismi tanımış olduk. Ama ziyade marife gerçekleşsin diye bir takım özelliklerini saymış olduk. Mesela arkadaşlar, elif lam olursa bir kelimenin başında kesinlikle isimdir. Bu bir bilgidir. Şimdi bir kelimeyi karşımıza çıktığı zaman tarife uygulayıp giriyor mu, girmiyor mu, ona göre isimdir, fiildir, karar verelim demek ayrı şeydir. Bakar bakmaz isimdir veya fiildir diyebilmek ayrı şeydir. Dolayısıyla ismin özelliklerini zikredince, bazı özelliklerini zikredince, özellik sadece orada bulunur, başkasında bulunmaz. Zaten özellik bu demektir. Mesela tenvinin bulunması, mesela eliflamın bulunması. Bu ne yapıyor bize? İsmi çok daha pratik yoluyla tanımamıza sebep oluyor. Elbette hasse tarif değildir ama tarif ismi bize tanıtıyor. Muarrafı bize tanıtıyor. Hasse ise ziyade marife gerçekleştiriyor. Diyor ki وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيَانِ حَدِّ الْاِسْمِ اَرَادَ اَنْ يَذْكُرَ بَعْضَ خَوَاسِهِ Neden? لِيُف۪يدَ زِيَادَةَ مَعْرِفَةٍ بِهِ O ismi ziyade marife, ziyade bilgi ifade etsin diye bazı havasını zikretmeyi murad etti. Fekale dedi. Ve min havasihi dedi. Ve min havasihi derken münebbihen tembih edici olduğu halde dedi. Kale dedi. Ne olduğu halde? Münebbihen tembih edici olduğu halde İbn-i Hacib Hazretleri bi sigati cem'il kesreti cem'i kesret sigasıyla ala kesretiha ismin havasının hasselerinin çok olduğuna ne yapmıştır? Tembih etmiştir. Şimdi arkadaşlar, cemiler evvela ikiye ayrılır. Cemi salim, cemi mükesser diye. Cemi salimler kendi arasında, cemi müzekkeri salim, cemi müennes salim diye ikiye bölünür. Cemi mükesserler de kendi arasında ikiye bölünür. Nedir bu? Cemi mükesseri akil, cemi mükesseri gayr-ı akil. Bunların her birisine taalluk eden hükümler vardır. Ayrıca mutlak olarak cemiler, cemi kıllet ve cemi kesret diye efendim iki kısma ayrılırlar. Cemi kıllet ile cemi kesret arasındaki fark nedir? Hani şöyle ifade ediyorlar. Cem'i kıllet bi karine yutlaku tahtel aşar. Cem'i kıllet ba karine yutlaku fevkal aşar. Cem'i kesret bi karine yutlaku fevkal aşar. Cem'i kesret ba karine yutlaku tahtel aşar. Yani cem'i kıllet karine yoksa ondan aşağı kullanılır. Karine varsa ondan yukarıda kullanılabilir. Cem'i kesret tam tersine. Nedir o? Karine olmadığı zaman ondan yukarı. Karine olduğu zaman ondan aşağı kullanılan cemilere ne diyoruz? Cem'i kesret diyoruz. Ortak olarak şunu görüyoruz. Cem'i kıllet de cem'i kesret de ala külli hal sınırı yoktur. Ondan yukarı da kullanılır, ondan aşağı da kullanılır. Ama cem'i kıllet ondan yukarı kullanılabilmesi için karine lazım. Cem'i kesret de kesret de ondan aşağı kullanılması için karine lazımdır. Yoksa kullanılmaz diye bir şey yok. Ama mutlak olarak cem'i kıllet ile cem'i kesret arasındaki fark nedir? Cem'i kıllet, kıllet zaten üzerindedir, adı üzerinde.
ondan aşağı olduğu için ona cem-i kıllet denmiştir. Sellemehullah ve şefaullah Bayram Hoca Efendi dersi okuturken dedi ki, adamın birisi dedi, birisine çok affedersin küfür etmiş. Lan senin demiş, ecdadına demiş, küfür yapmış. Bir tanesi demiş ki, bak sen dinsiz imansızsın. Niye demiş dinsiz imansız? Bak ecdadına küfredince onun dedelerinin içerisinde peygamberler de var. En son Adem Aleyhisselam'a vuruyor bu iş. Şimdi dedi ki, ecdat cem-i kıllet mi, cem-i kesret mi? Şimdi cem-i kıllet olunca çok ileriye gitmiyor. Değil mi? Peki arkadaşlar, cem-i kıllet vezinleri nelerdi? Ef'ulun, ef'alun, ef'iletun, fi'iletun, bir de bir görüşe göre cem-i salimler. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Cem-i kıllet vezinleri. Ef'ulun, ef'alun, ef'iletun, fi'iletun. Bir de cem-i salimler. Bu ihtilaflıdır. Cem-i salimler, cem-i kıllet midir, cem-i kesret midir diye ihtilaflıdır. Şimdi ecdat burada cem-i kıllete giriyor mu? Ef'al vezinde olduğuna göre. Değil mi? Havas kelimesi ef'ulun, ef'alun, ef'iletun, fi'iletun kalıplarında mıdır? Değildir. O zaman bu nedir? Cem-i kesrettir. Peki, musannif burada cem-i kesret sıgasını kullanarak ve min havasihi, yani ismin çok özellikleri vardır da min, burada bir de min koydu, onlardan bir kısmı şunlardır dedi. Doğru mu? Ve min havasihi derken İbn-i Hacib Hazretleri bir havas kelimesini kullanmasından, bir de min kelimesini kullanmasından şuna tembih etmiş oluyor. Aslında ismin özellikleri saydıklarımdan ibaret değildir, çoktur. Ben çok olan özelliklerden bir kısmını şurada zikredeceğim demiş oluyor. فَقَالَ وَمِنْ خَوَاصِهِ وَمِنْ خَوَاصِهِ dedi, مُنَبِّهَنْ tembih edici olduğu halde بِسِغَةِ جَمْعِ الْكَثْرَةِ cem-i kesret sigasıyla عَلَى كَثْرَتِهَا o hasselerin çokluğuna ne yapmıştır? Tembih etmiştir. Ve بِمِنِ التَّبْعِضِيَّةِ yani مُنَبِّهَنْ tembih edici olduğu halde neyle? بِمِنِ التَّبْعِضِيَّةِ مِنِ التَّبْعِضِيَّةِ ile عَلَى أَنَّ مَا ذَكَرَهُ بَعْضٌ مِنْهَا عَلَى أَنَّ مَا o şey ki ذَكَرَهُ onu zikretmiştir. Zikrettiği şey بَعْضٌ مِنْهَا o özelliklerden bir kısmıdır. Sizde عَلَى أَنَّ مَا da enneye bitişik mi yazılmış mı arkadaş? Kuralını biliyorsunuz değil mi? Yani enne ma bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır? Eğer ma ma-i mevsule ise ayrı yazılır. Eğer ma ma-i kâfe ise innemel hayâtü dünyâ le'ibun ve lehvun. Orada bitişik yazılır. Yani inne enneden sonra gelen ma ma-i mevsule ise ayrı yazılır. Ma-i mevsule değil de ma-i mastariye ise o zaman bitişik yazılır. Evet, ve bimini teb'iziyyeti, mini teb'iziyyeyle de tembih edici olduğu halde nereye tembih ediyor? Ala, bu alayı da münebbihene bağlıyorsunuz. Bimindeki bayı da münebbihene bağlıyorsunuz. Münebbihen tembih edici olduğu halde neyle? Bimini teb'iziyyeti, mini teb'iziyyeyle nereye tembih edici olduğu halde? Ala ennemâ zekerehu, ennemâ o şey ki zekerehu, onu zikrettiği, havas ile ilgili zikrettiği nedir? Ba'dun minhâ. O çok olan hastalardan bazısıdır. Peki وَمِنْ خَوَاسِهِ dedi, mini tebrizi olduğunu anladık. Havasın cem-i kesret olduğunu anladık. Ve bununla beraber de kastettiği tembihleri söylemiş oldu Abdurrahman el-Cami Hazretleri. Havas kelimesiyle ilgili وَهِيَ havas kelimesi cem'u خَاسَّةٍ خَاسَّةٌ kelimesinin cemisidir. Peki ve hassatü şeyi, bir şeyin hassası ne demek? Hassatü ismi, hassatü fiili. Ne demek hassatü şeyi?
ma o şeydir ki yahtassu bihi ona has olur ve la yucedu fi gayrihi başkasında bulunmaz. Onda bulunur, başkasında bulunmaz. Ma yucedu fihi ve la yucedu fi gayrihi. Onda bulunur, başkasında bulunmaz. Hasa ne demekmiş? Ma yahtassu bihi yani ma yucedu fihi onda bulunur ve la yucedu fi gayrihi başkasında bulunmaz. Mesela diyelim ki elif lam sadece isimde bulunur, fiilde, harfte bulunmaz. Ne oldu o zaman? Hasatül ismi oldu. Bu hası, mesela insanın havası vardır, kedinin havası vardır, her canlının kendine göre bir takım havası vardır. Hası dediğimiz şey ya bütün fertlerin içerisine alır. Mesela diyelim ki insanın hasası dedik. İnsanın insanda olan, başka canlılarda olmayan, diyelim ki katiplik, yazıcılık. Sadece insanda vardır. Diğer canlılarda katiplik yok, yazıcılık yoktur. Peki bu katiplik insanın bütün fertlerin içerisine alır mı? Almaz. İşte hasa dediğin ya bütün fertlerine şamil olur veya bütün fertlerine şamil olmaz. Mesela katip bil kuvve diyelim, bir de katip bil fiil diyelim. Bil fiil yazıcı olmak, efendim bütün insanlarda var mı? Yoktur. Ama bil kuvve yazıcı olmak bütün insanlarda var mı? Var. Demek ki hasse ne olabiliyor? Bütün fertlere şamil olabiliyor veyahut da bütün fertlere şamil olmayabiliyor. Şimdi onu söylüyor. Ve hiye hasse imma şamiletun ya şamildir li cemii efradi ma hiye hasatun lehu. Li cemii efradi ma o şeyin fertlerinin tamamına ki hiye ha o hasse hasatun lehu ona hastır. Neye has ise onun bütün fertlerine şamil olur. Kel katibi bil kuvveti kim için? Lil insani. Şimdi katib bil kuvve, her insan yaratılış itibariyle katib bil kuvvedir. Efendim, bütün fertlerine şamildir katiplik, eğer katib bil kuvve olarak değerlendirirsek. Ev gayru şamiletin veya o hası bütün fertlerine, has olduğu şeyin bütün fertlerine şamil değildir. Kel katibi bil fiili, katib bil fiil gibi lehu insan için. Şimdi insan için katip bil fiil ne değildir? Bütün fertlerine şamil değildir. Sadece bu konuda efendim yazı bilenlere şamildir. Femin havasıl ismi, ismin hasalarındandır. Ne duhulul lami, lamın dahil olması. Burada duhulul lami dedi, ey lami tarifi diye de cami hazretleri onu tefsir etti. Hemen ilk bakışta ne anlıyoruz arkadaşlar? Buradaki ellamedeki elif lam muzaf-ı ileyh'ten ivaz olduğunu anlıyoruz. Bu tefsirle beraber ne anlıyoruz? Buradaki ellamedeki elif lam muzaf-ı ileyh'ten ivazdır. Duhulul lami, duhulul lami ta'rifi idi. O muzaf-ı ileyh hasfedildi, ondan ivazına gelmiştir, elif lam gelmiştir. Şimdi duhulul lami, elif lamın dahil olması ismin özelliklerindendir dedi. Velev kâle, burada Abdurrahman el-Cami Hazretleri, yani İbn Hacib Hazretleri için şöyle deseydi daha güzel olurdu diyor. Velev kâle deseydi ki duhulu harfi tarifi. Duhulul lami diyecek yerde duhulu harfi tarifi deseydi lekâne şamilen şamil olurdu lil mimi mime de şamil olurdu. Fî misli kavlihi aleyhisselam leyse minen birrim siyamu fîm sefer. Şimdi bedevi birisi geliyor. Onlar kendi bölgelerinde elif lam yerine em kullanıyorlar. Er racülü değil de em racülü derler. Es siyamı değil de em siyam derler. El birru değil de em birru derler. Yani elif lam yerine neyi kullanırlar? Em kelimesini kullanır. Yani onlar da tarif edatı elif lam değil, onu kullanmıyorlar. Em kullanıyorlar. Geliyor bu şivedeki birisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e eminem birrim siyamu fim sefer sorusunu soruyor. Eminem birri, birru takvadan mıdır? Em siyamu fis sefer, seferde oruç tutmak. Eminem birrim siyamu fim sefer. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de ona aynı şiveden cevap veriyor. Leyse minem birrim siyamu fim sefer diyor. Sonuçta Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de kendisine soru soran insanın şivesine değer vererek o şiveden cevap verdiği olmuştur. Bu da onlardan birisidir.
Sonuçta o şiveye göre elif lam yerine em vardır. O zaman duhulü lam derseniz sadece elif lam şivesini içerisine alır. Duhulü harfi tarifi deseydin o eminen birrim sıyamıydı da içerisine alır idi. Hani tabi burada İbn Hacip Hazretleri kalksa mezardan deseydi ki bu çok yaygın olmadığından onu kale almadım diyebilirdi. Fakat fark etmez. Abdurrahman el-Cami Hazretleri bu bilgiyi vererek bizim de muttali olmadığımız, değil mi? Taze bir bilgiyi önümüze koymuş oldu. Aynı zamanda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kendisine gelip soru soranların nasıl kendi seviyelerine indiğini, onların gönlünü almak için onların seviyelerine indiğini, yani sosyal ilişkiler noktasında çok önemli bir uygulamadır arkadaşlar. Peki, ayrıca arkadaşlar Duhulü'l-Lami deyince, ben bunu hep arkadaşlara ders okuturken anlatırım. Size anlattığımı bilmiyorum. Yeri gelmişken tekrar olabilir veya yeni olabilir. Maksut'ta Hemze-i Vasıl'ları okuduk. Hemze-i Vasıl'ları sayıyor da tek tek sayıyor. Tamam biz ezberledik, ezberlettik. Ders okutuyorum. Maksud'un kenarına o ince yazıları okuyorum. Bakın bir de Hemze-i Katır'ları sayıyor. Hemze-i Katırları sayarken Elif Lam'ı da Elif Lam'daki Hemze'yi de Hemze-i Katırlardan saydığını gördüm. Sen şaşırdın mı? Yani Elif Lam tarifi bitişen Hemze'yi vasıldır. Kitabın metninde böyle yazıyor. Kenarda Hemze-i Katır yazıyor. Bunda kardeşim yani Vallahu diyoruz ve Allahu demiyoruz ki. Veşşemsi diyoruz ve Eşşemsi demiyoruz ki. Yani hiçbir elif lam-ı tarifteki hemzeye hareke vermiyoruz. Dedim bu şaşırdı yani bu yanlıştır bu doğru değildir dedim. Neden doğru değildir? Çünkü uygulamada hemzeyi katı olarak uygulandığını hiçbir ayette bir hadiste görmedik yani. Uzun süre bu sorunun cevabını kafamda yani orada hemzeyi katı olarak yazıyor kafama yatmadı yani. Daha sonra lam-ı tarifteki hemze Lam-ı Tarif ile ilgili alimlerin görüşlerini, farklı görüşlerini görünce mesele oturdu o zaman. Şimdi Er-Racül'deki Elif Lam, burada tarif edatı Elif midir? Lam mıdır? Yoksa ikisi birden midir? Üç tane görüş var burada arkadaşlar. Tarif edatı Elif ile Lam beraberdir derseniz hel gibi bir harf olmuş oluyor. Hel gibi bir harf olmuş oluyor. Eğer tarif edatı lamdır derseniz o zaman hemze vasıl için gelmiştir. Lam sakin olduğundan dolayı hemze vasıl için gelmiştir. Eğer tarif edatı hemzedir derseniz lam hemze-i istifamdan fark etmek için gelmiştir. Mesela eracülün diyeceksin ama Eracülün hemze-i istifam mı? Yoksa tarif edatı mı? Nasıl anlaşılacak? Eğer tarif edatı hemze ise o zaman lam ne için gelmiştir? Hemze-i istifamdan ayırmak için gelmiştir. Eğer tarif edatı lamsa hemze ne için gelmiştir? Sakinle başlamak caiz olmadığı için vasıl için gelmiştir. Eğer tarif edatı el, hemze ile lam ikisi beraberse o zaman hel gibi bu bir harftir. Şimdi bu görüşlerde hemze ne zaman vasıl oluyor? Sadece lam tarif harfidir. Hemze vasıl için geldi dersek hemze vasıldır. Peki diğerlerine göre hemzeyi katırdır. Hemzeyi katırsa niye katır muamelesi yapmıyoruz? Kesreti istimaline binaen tahfiflik için. Yani hemzeyi vasıl olduğundan dolayı biz onu vasfetmiyoruz ya. Kesreti istimale binaen hemze-i vasıl hükmü icra edilmiştir üzerine. Bu cevabı görünce uzun süre kafamda karışan bir dolaşan bir sorunun cevabını bulmuş oldum. Diyor ki: "Ve fi ihtiyarihi'l-lame." Musannifin İbn Hacib rahmetullahi aleyh'in "Duhulü'l-lame" demesi bu ifadeyi "Duhulü harfi't-tarifi" demedi. "Duhulü'l-lame" demesi, "Duhulü'l-elifi ve'l-lame" demedi. "Duhulü'l-hemzeti" demedi. Bu da duhulü lam ifadesini seçmesinde işaret vardır ki
ila ennel muhtara indehu ma zehebe ileyhi sibeveyhi. Sibeveyhin görüşüdür onun nezdinde muhtar olan. Ne demiş Sibivey? Min enne edate ta'rifi, tarif edatı hiyellamu vahdaha, sadece lamdır. Zidet aleyha hemzetül vasli, hemze-i vasıl getirildi, ilave edildi. Lita'adzuril ibtidai bis sakini, sakinle başlamak mutaaddir olduğundan dolayı. Demek ki İmam Sibivey'e göre tarif edatı nedir? Lamdır. Hemze ne için gelmiştir? Lam sakin olunca, sakinle başlamak caiz olmayınca vasl için gelmiştir. Musannif Hazretleri, İbn Hacib Hazretleri de duhulul lami diyerek İmam Sibeveyh'in görüşünü tercih ettiğine ne yapmış oldu? İşaret etmiş oldu. Müemmel Halilu, İmam Halil Sibeveyh'in hocasıdır. İmam Halil'e gelince fakat zehebe ila enneha el kehel. O demiştir ki burada tarif edatı hangisidir? İkisi beraberdir. وَالْمُبَرِّدُ İmam Mübarrid de اِلَا اَنَّهَا الْهَمْزَةُ الْمَفْتُوحَةُ Hemze-i meftuhadir وَحْدَهَا Sadece odur tarif edatı. زِيدَتِ اللّٰمُ Lam ilave edildi. لِلْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَمْزَةِ الْاِسْتِفَامِ Abdülgafur der ki يُضَعِّفُهُ شُيُوعُ حَذْفِهِ فِي الْوَصْلِ وَالْعَلَامَةُ لَا تُحْذَفُ Yani bu ne diyecek? Kesreti istimale binaen hasfediliyor. Diyor ki yani bu eğer ismin alameti ise alamet öyle kolay kolay hasfedilmemesi lazım. Halbuki bu da genelde hasfedilir. İbtida halinin dışında ne oluyor? Hasfediliyor. Yani burada Müberrid'in görüşünü en sonraya bıraktı. Sibeveyh'in görüşünü öne aldı. İmam Halil Sibeveyh'in de hocasıdır. Ama görüş olarak İmam Sibeveyh'in görüşünü tercih etmiş oldu. Lam'dır. Tarif edatı hangisidir? Lam'dır. Şimdi arkadaşlar, buradaki üç tane görüşü bilmek, hiç beklemediğiniz, ummadığınız zamanda karşı karşıya kalacağınız bir müşkülatı çözebilir. Ders takrir esnasında karşınıza çıkabilecek bir soruyu çok rahat bir şekilde cevaplamanıza sebep olabilir. Burada İmam Sibeveyh'in, İmam Halil'in, İmam Müberrid'in görüşü olarak belki ismen hatırınıza kalmayabilir ama bu konudaki üç tane görüşü bilmek efendim bir de burada Duhulul Lami İbn Hacib'in ifadesinde Duhulul Lami ifadesini Sibeveyh'in tercihi olarak düşünürseniz kodlama öyle yaparsanız bu görüşün Sibeveyh'e ait olduğunu ne yapmış olursunuz? En azından kodlamış olursunuz. Geriye kim kaldı? İmam Halil ile Müberrid kaldı. Hocası ne yapıyor? İmam Halil lamdan başlıyor. Müberrid ise baştan başlıyor. Bu üç tane görüşten sadece hemze-i vasıl kime göredir? Tarif edatı lam ise hemze vasıl için gelmiştir. Diğerlerinde ise hemze-i vasıl değildir ama kesreti istimaline binaen tahfiflik ucu olsun diye hasfedilmiştir. Peki neden elif lam, lam-ı tarifin Duhulu ismin özelliklerindendir. Ve inne mehtussa duhulu harfi tarifi bil ismi. Harf tarif vin duhulu isme has kılınmıştır. Doğru mu? Neden? Li'ennehu li ta'yini ma'nen müstakillin bil mefhumiyyeti yedullu aleyhi lafzu mutabakaten. Gerekçe bu arkadaşlar. Ve inne mektussa has oldu. Duhulu harfi tarifi, tarif harfinin duhulu bil ismi, isme has oldu. Neden? Leennehu çünkü harfi tarif vuda'a vaz edildi. Niçin vaz edilmiş? Lita'yini ma'nen müstakillin bil mefhumiyeti. Yani harfi tarifin vazı niçindir? Lita'yini ma'nen müstakillin bil mefhumiyeti. Mefhum anlaşılmakta müstakil olan bir manayı tayin için. Mesela racül nedir? Müstakillin bil mefhumiyetidir. Bunu tayin için lam, elif lam diyelim biz, elif lam vaz edilmiştir. Lam-ı tarif ne için vaz edilmiş? Manen müstakim bil mefhumiyeti de yetmez arkadaşlar. Ayrıca yedüllü aleyhi lafzu mutabakaten. Lafız ona mutabakaten delalet eder. Şimdi fiil de hades manasına delalet eder ama mutabakaten ona delalet etmiyor. Yani fiil ona mutabakaten delalet etmiyor. Daha doğrusu
tarif harfi olan lam-ı tarifin vazı ne içindir? لِتَعْيِينِ مَعْنًا مُسْتَقِلٍ بِالْمَفْهُومِيَّةِ öyle mana ki يَدُلُّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ مُطَابَكَةً lafzın mutabakaten delalet etmiş olduğu bir manayı, müstakil olan bir manayı tayin için vaz edilmiştir. Şimdi bu mana nerede vardır? Diyor ki vel harfu la yedullu alel ma'nel müstakilli. Doğru mu? Harf müstakil manaya delalet etmez. Vel fi'lu fi'il yedullu aleyhi delalet eder ama tazammunen tazammunen delalet eder. La mutabakaten mutabakaten delalet etmez. Ne demek? Yani arkadaşlar fiilde müstakil mana var mıdır? Hades manası. Ama mesela nisbet manası müstakil midir? Değildir. O zaman fiilin müstakil manaya delalet etmesi manayı tazammunisi itibariyledir. Tarif harfi ise manayı mutabiki olarak müstakil manaya delalet ediliyorsa o müstakil manayı tayin içindir. Harf hiç müstakil manaya delalet etmediği için ona şamil değildir. Efendim fiil ise mutabakaten delalet etmediği için müstakil manaya ona şamil değildir. Vel fi'lu yedullu aleyhi tazammunen la mutabakaten. Mesela anlaşıldı mı arkadaş? Bundan dolayıdır ki fiilde olmaz, harfte olmaz. Çünkü lam-ı tarifin vaz'ine uymuyor. Lam-ı tarifin vaz'ı tayin içindir. Neyi tayin? Müstakil bir manaya yetmez. Mutabakaten lafzın delalet etmiş olduğu müstakil manayı tayin için vaz edilmiştir. وَهَذِي الْخَاصَّةُ لَيْسَتْ شَامِلَةً لِجَمِيعَ اَفْرَادِ الْاِسْمِ Bu khasa ismin bütün fertlerine şamil midir arkadaşlar? Değildir. Neden? فَاِنَّ حَرْفَ التَّعْرِفِ لَا يَدْخُلْ عَلَى الزَّمَائِرِ ve esma-i işareti ve gayriha kel mevsulati. Yani o zaman ne demektir? Bu hası bütün fertlere şamil değildir. İleride zikredecekleri de öyledir. Ve kezalike sairul havasil hamsil mezkureti hahuna. Burada zikredilen diğer özellikler de nedir? Bütün fertlere şamil olan özelliklerden değildir. Efendim birçoğuna şamil olan özelliklerdendir. وَمِنْهَا الْجَرُّ diye devam ediyor arkadaşlar. Burada iktifa ediyoruz.